Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bilgisayar mal AYT matematik branş denemelerinin 15'li denemelerin sevgili arkadaşlarım 9.sunu bugün sizlerle birlikte çözeceğiz ve bitireceğiz. Ve artık arkadaşlarım 10. 11, 12, 13, 14, 15 derken de zaten tüm videoları bitirmiş olacağız. Ve ciddi anlamda beğendiğim bu denemeyi sevgili arkadaşlarım kanalımda yayınlamaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Umarım sizler de çözerken aynı mutluluğu hissediyorsunuzdur. Gerçekten geliştirici, gerçekten ÖSYM tipi soruların olduğunu söyleyebilirim. Evet gençler, fazla vaktinizi çalmayayım. 9. denememizi çözmeye hadi hep beraber başlayalım. A, B ve C gerçel sayıları için bakın A'nın mutlak değeri B artı 2'ye eşitmiş. A eksi B'nin mutlak değeri B artı 7 ve A artı B artı C de 0'mış. Buna göre A artı B çarpı C işleminin sonucu soruluyor bize. Şimdi öncelikle şu ikisini bir ele alacağız. Tamam mı? Bu ikisini ele alacağız. Öncelikle ikincisini, yani A eksi B'nin mutlak değeri eşittir B artı 7'yi bir aradan çıkaralım isterseniz. Şöyle ki, sayfa kaydı sebebini anlamadım. Şöyle ki sevgili arkadaşlar, burada iki türlü ihtimal var. A eksi B dediğimiz kısım ya B artı 7'dir ya da sevgili arkadaşlarım A eksi B dediğimiz kısım eksi B eksi 7'dir diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi buradan A eksi B eşittir B artı 7 geldi ya. Bakın A eksi 2B eşittir 7 gelecektir. Bu bir. İkincisi de her iki taraftaki eksi B'ler giderse A'nın eksi 7'ye eşit olduğunu görürüz burada da. Tamam mı? Pekala. Şimdi ikincisi hoşumuza gitti. Çünkü direkt bir sayı bulduk. A eksi 7 ise şurada yerine yazarsanız bakın burası 7 gelir. B'nin de 5 olması gerekir. B eşittir 5'tir diyebiliriz. Yani A eksi 7 geldi. B de 5 geldi arkadaşlar. Ve burada ben A'yı eksi 7 bulduysam, B'yi 5 bulduysam bunların toplamı eksi 2 gelir. Ve C'yi de böylelikle 2 bulmuş oluruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Biri eksi 7, biri 5, öteki de 2 dedik. Bakın buraya B'yi 5 buldum, C'yi 2 buldum. 2 kere 5 10 geldi. A da eksi 7, eksi 7 10 daha 3 yapar arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız B'ymiş. Buradan zaten herhangi bir karşımıza bozuk bir şey çıkmadığı için hani A bak B bu olamazmış, A işte A bu olamazmış, C bu olamazmış demediğimiz için otomatikman cevap karşımıza çıktı. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Geçtim 2'ye. X, Y ve Z birer pozitif tam sayı. X üzeri Y ve Z üzeri X eksi 1 de birer asal sayıymış. X artı Y artı Z toplamı hangisi olamaz diye soruluyor. Şimdi X, Y, Z birer pozitif tam sayı iken X üzeri Y ve Z üzeri X eksi 1 asal sayılar. Biliyorsunuz asal sayıları bir şeyin birden büyük bir kuvveti biçiminde yazamayız arkadaşlar. Dolayısıyla Y burada kesinlikle 1 olmak zorundadır. X eksi 1'in de 1 olması gerekiyor. O zaman x'in de kesinlikle 2 olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Ki burada da 2 üzeri 1'in asal olduğunu görüyorsunuz. Şimdi o halde x'i ben 2 buldum. Y'yi de 1 buldum. Şimdi gelelim z'nin asallığına. Z'nin burada asal olduğu kesin. Çünkü asalın birinci kuvveti asal yapar. Şurada 2 ve 1 demiştik. 2 ile 1'in toplamı 3. Şimdi burada Z'nin de ben asal olduğunu bildiğim için 3'ün üstüne bir asal eklendiği zaman hangisi olamaz diye soruluyor. O zaman ben şıklarımdan 3 çıkaracağım ve Z'leri bulacağım. Çünkü şuradaki 3'ü çıkaracağız. Bakın 3 çıkardım 5, 3 çıkardım 7, 3 çıkardım 11, 3 çıkardım 15 ve 3 çıkardım 19 geldi. Görüldüğü üzere 5, 7, 11 ve 19 asalken Z'ler asaldı biliyorsunuz. 15 asal değil. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı. Devam edelim 3. soruyla. X kare artı xy artı 7y eşittir. X artı y'nin karesi ve x eksi y'de 3 olduğuna göre bu sistemi sağlayan xy sıralı ikililerinden birisi hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle x kare artı x çarpı y artı 7y eşittir. Karşı tarafın karesini bir açalım bakalım. X kare artı 2xy artı y kare yapacaktır biliyorsunuz. Daha sonrasında ise şuradaki x karelerin gittiğini görüyoruz. Ve bundan sonraki aşamada şunları alalım, sağ tarafa bir taşıyalım bakalım neler gelecek. Y'nin karesi artı xy ve eksi 7y gelecek arkadaşlar. Buna da diyeceğiz ki eşittir 0.
ve x eksi y'nin 3 olduğu bilgisi verilmiş. Bu denklem sistemini nasıl çözerim ben? X'i yalnız bırakırım, y artı 3'tür derim. Daha sonrasında şurada x gördüğüm yere y'yi yapıştırırsam denklem tamamen y'li hale gelmiş olur. Yani y kare artı, bakın x gördüğüm yere y artı 3 yazdım, çarpı y dedim ve eksi 7 y dedim eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bu kısmı biraz düzenleyelim. Y kare artı, bakın şu y'yi içeri dağıtın. Y kare artı 3 y eksi 7 y eşittir 0 gelir. 2 y kare eksi 4 y eşittir 0'a dönüşür bu da. 2 y parantezini alırsanız eğer y eksi 2 eşittir 0 deriz. Ve buradan y ya 0'dır ya da 2'dir deriz. Şimdi sıralı ikililerin ikincisi, ikinci bileşeni biliyorsunuz y idi. Burada ya 0 ya 2 yazacağız. Bakalım 1, 4, 5, 3. Bakın burada 2 var. Demek ki y 2 olacakmış. Hatta ve hatta şurada da yerine yazarsanız x'i de 5 bulursunuz. Doğru cevap 5'e 2 olur sevgili arkadaşlar. Geçelim 4'e. X, y ve z pozitif tam sayıları arasında x ile 120'nin ebobu y, y ile z'nin ekoku da x eşitlikleri bulunmakta. Buna göre 3 tane ifade vermiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle bakalım birinci öncüle. Y tek sayı ise demiş, x artı z çifttir. Şimdi x ve 120'nin ebobuna bakıyoruz bakın. Tamam. Eşittir diyor. Y demiş ya, eşittir tek bir sayı ise. Bunların ebobu tek sayı ise sevgili arkadaşlarım, demek ki x'in içerisinde 2 çarpanı olmaması gerekiyor. Sebep, çünkü 2 çarpanı olan bir sayı, yani x çift olsaydı 120 ile x'in ebobu mutlaka çift olurdu ama tek olmuş. Yani tek olursa demiş ya bize şurada. Demek ki x burada ne kabul edilecek? Tek. Şimdi geçtim buraya. Bakın burası da eğer tek sayıysa, y ile z'nin ekoku tek sayıysa sevgili arkadaşlarım, yani en küçük ortak katı tekse, demek ki y de z de sevgili arkadaşlar, ki zaten y'nin tek olduğunu biliyordum, o zaman z'nin de tek sayı olması gerektiğinden bahsederim. Yani arkadaşlar burada x tek, z de tek. Bunların toplamı ne yapar? Tabii ki çift yapar. Yani doğru. Geçtim 2'ye. Şimdi şu kısımları temizleyeceğim. Kafa karıştırmasın. İkinci öncülde z çift sayıysa demiş. Yani şurası çiftse. Y de çift sayıdır demiş. Şimdi düşünelim bakalım. Z'nin çift olması gerektiği belli bizim elimizde. Daha sonrasında bunların ekokunun tek sayı olmasına artık imkan yoktur. Bu ekoku bulunacak sayılardan herhangi bir tanesi çiftse ekok da çifttir. Yani x nedir arkadaşlar? Çift. X çiftse çift bir sayıyla çift bir sayının ebobu da yine ne olmak zorundadır? Çift olmak zorundadır. Yani y çift olmak zorunda. İkinci öncül de doğru. Şimdi geçelim üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncülde de demiş ki y çift sayıysa z de çift sayıdır. Bakın y çiftse otomatikman x'in çift olması gerektiğini söylemeliyiz. Bakın burası çiftse, ekok çiftse, y zaten çifti. Çift bir sayıyla tek bir sayının ekoku çift olabilir. Yani z'nin burada tek olmaması için bir sebep yok. Tek olabilir ama bize ne demiş? Z çifttir demiş ve kesinlikle doğru olan soruluyordu. Z tek olabiliyorsa z çifttir ifadesi kesinlikle doğru olmayacaktır. Dolayısıyla 3. öncül patladı. Doğru cevap 1-2 olacaktı. Yani cevap C seçeneğiydi sevgili gençler. İlk sayfayı böylelikle bitirdik. Geçtik 2. sayfaya, 5. soruya. A, B ve C doğal sayıları aşağıdaki özellikleri sağlamakta. A çift sayıysa B ve C sayıların her ikisi de tek. Şimdi bunları şöyle bir kategorize edelim. Şöyle tablo şeklinde de yapalım. Güzel dursun değil mi çözümü? Şimdi A çift sayıysa demiş. A çiftse B ile C, B ve C sayılarının her ikisi de tek sayıdır demiş. Yani tek ve tek diyoruz. Şimdi burada biraz kafanız karışacak. O yüzden çok iyi dinlemenizde fayda var. Tamam mı? Şimdi A ile C'nin A tek sayıysa, şuraya tek yazalım. A tek sayıysa B tektir demiş. Şimdi C hakkında bir bilgimiz yok. Üçüncü de demiş ki B ile C'den en az biri çifttir demiş. Şimdi ben bunu okuduğumda aslına bakarsanız bir dumur oldu. Yani neye göre? Çünkü en az biri çifttir diyor ama yani A çiftken ikisi de tek olma durumunu da burada kendi ağzıyla söylemiş. B ve C sayılarının her ikisi de tektir diye. O zaman bu B ile C sayılarının en az biri nasıl çift oluyor acaba diye
Şimdi bu daha öncesinde ÖSYM'nin sormuş olduğu sorunun da bir benzeri açıkçası. Ve çözümünü öğrendikten sonra daha da hoşunuza gidecek olan bir soru. Şimdi gençler şöyle. Bakın burada bir ise bağlacı var. Burada bir ise bağlacı var. Aslına bakarsanız bu ilk ikisi bir önermedir. RAS önerme diyorduk hatta iselip önermelere koşullu önermedir diyoruz. Ve biliyorsunuz önermelerin sonuçları doğru veya yanlış olabiliyordu. Şimdi üçüncüye baktığınız zaman üçüncüsü bir yargıdır arkadaşlar. B ile C'den en az biri çift sayıdır diyor. Yani bu bir yargı. Bu doğru olan bir şey. Sorunun bize verdiği bir yargı olduğu için demek ki B ile C'den en az bir tanesi sevgili arkadaşlar çift olmak zorunda. Şimdi o halde birinci öncül yani şurada birinci satırda yazdığımız şey patlıyor. Çünkü ikisi de tek. Ama yargıda ne diyor? En az biri çifttir. Yani arkadaşlar bizim şuradaki birinci verilen koşullu önermemiz yanlış bir önermeymiş. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar bakın burada çift, tek, tek olma durumunu eliyoruz. Artık elimizde sadece A'nın tek olduğu durum kaldı. B'ye de tek demiştik zaten. B ile C'den en az bir tanesi çiftse o zaman C'ye de ne kalıyor? Tabii ki çift kalıyor. İşte biz buna göre çözeceğiz soruyu. A ile B'nin toplamı tek midir diye bakacağız. Tek ve tekin toplamı çift olduğu için eledik. A ile C'nin toplamı tek ile çiftin toplamı tektir. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. B ile C'nin toplamı tek ile çiftin toplamı tek olduğu için bu da tektir. Doğru cevabımız da 2 ve 3 olmak zorundadır. 5. sorumuzu bu şekilde çözdük. Devam ediyoruz 6. soruyla. Şurada verilen eşitsizliklerin bu şekilde grafiğe aktarıldığında A1, A2, A3, A4, A5 bölgelerinden hangisi verilen eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi içinde bulunur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlar x çarpı y'nin sıfırdan küçük veya eşit olduğu yerler nereler bunu gösterelim önce sizle beraber. Sarıyla gösterelim. X'in pozitif y'nin negatif ya da y'nin pozitif x'in negatif olduğu yerlerdir. Ki bu da ikinci bölge ve üçüncü bölge, dördüncü bölgenin ta kendisidir. O halde ben buraları boyayacağım izninizle. Bir burası sağlıyor. Bir de dördüncü bölgenin kendisi sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burayı da boyamış olduk. Pekala. Şimdi zaten otomatikman A4 dışarıda kaldığı için A4'ü ilk başta belirleyebiliriz. Daha sonrasında sevgili gençler şöyle diyoruz. 3x eksi y artı 6 büyük veya büyüktür 0 demiş ya bize. Şimdi burada da y'yi yalnız bırakacağım. Y küçüktür 3x artı 6 olacak. Bakın x'in kökü kök olarak eksi 2 şurası. Şurası da demek ki sevgili arkadaşlarım 0 yerine yazdığım zaman 6 geliyor. Şimdi buna göre y'ler 3x artı 6'lardan daha küçükse yani şu doğrudan daha küçükse bu doğrunun altında kalan kısmı taramam gerekiyor. Dolayısıyla ben nereyi tarayacağım? İşte sevgili arkadaşlarım. Bu kısmı tarayacağım. Ortak olan yerlerde A3, A2 ve A1 kaldı. A5 elendi arkadaşlar. O da dışarıda kaldı çünkü. Ve son olarak arkadaşlar üçüncüsüne bakacağız. Yani şuna. 2y artı x eksi 2. Yine y'yi yalnız bırakın. 2y küçüktür 2 eksi x dedim. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Y küçüktür 1 eksi x bölü 2 dedim. Burada kökümüz 2. Yani şurası. Y ekseni kestiği yerde 1. O zaman şu denkleme göre yapacağız. Bu grafiğe göre. Ve yine bu grafiğin altında kalan kısımları tarayacağım. Yani şu kısmı tarayacağım arkadaşlar. Bu kısmı taradığım zaman da zaten cevap elimde kalmış oluyor. Her birinde boyadığım tek yer A1 bölgesidir. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olacaktı diyebiliriz. 6. sorumuzu da bu şekilde çözdük. Çok da güzel oldu ha renkler. 7. sorumuza bakalım. ABC A küp artı B küp artı C küp oluyorsa toplamlarına eşit oluyorsa Armstrong sayısı deniliyormuş bu sayılara. Örneğin 371 sayısı 3'ün küpü 7'nin küpü ve 1'in küpünün toplamıdır. 3 üzeri 371'dir ve bu 371 Armstrong sayısıdır diyoruz. 100 küsür 3 sayısı bir Armstrong sayısı olduğuna göre B rakamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ne yapacağız? 1'in küpünü alacağız. 3'ün küpünü alacağız ve sevgili arkadaşlar B'nin küpünü alacağız. Eşittir diyeceğiz. Şimdi burayı çözümlemek gerekiyor. Burası 103 artı 10B sayısıdır. Yüzler basamağı, birler basamağı 103 artı B onlar basamağında olduğu için 10B. 103 artı 10B'yi buraya yazdım. Şimdi gelin bunu çözelim. Şu kısım 28 yapar zaten. Bakın hepsini sol tarafa topluyorum. B küp eksi 10B. Ve eksi 75 eşittir 0.
Şimdi burada sağlayan B'yi bulmamız gerekiyor bizim. Çünkü B sorulmuştu. Sağlayan B sevgili arkadaşlar. Şu kısımda eğer B gördüğünüz yere 5 yazarsanız 125 eksi. Bakın şurası 50. Eksi 75 bize 0 vereceği için B sayısı 5'tir. Yani cevap D seçeneğidir diyebiliriz. Devam ediyorum 8. soruyla. X ve Y gerçel sayıları için mutlak değer Y'yi yalnız bırakırsanız 1 eksi X olacaktır. Mutlak değer X'i yalnız bırakırsanız da sevgili arkadaşlarım bu da eksi Y'nin ta kendisi olacaktır. Ki burada aslına bakarsanız mutlak değer X eşittir eksi Y. Şimdi mutlak değer X eşittir pozitif olması lazım. İki en kötü 0. Doğal olarak da eksi y dediğimiz şeyin sıfırdan büyük veya eşit olması şarttır. Yani y'nin sıfırdan küçük veya eşit olması şart sevgili arkadaşlar. Bu bir. İkinci olarak da gençler 1 eksi x'e bakın. Buradaki 1 eksi x'in de yine sıfırdan büyük veya eşit olması şart. Doğal olarak x küçük veya eşittir 1 dememiz gerekiyor. Tabi burada y'nin sıfır olma durumu hocam. Bu bize kafa karışıklığına sebep olur mu diye düşünecek olursak da şimdi şöyle düşünelim veya x'in 1 olması veya y'nin 0 olması arkadaşlar burada y 0 olursa x'in de 0 olması lazım. Burası 0 ise burası da 0 olacağından toplamı 1 etmez. Dolayısıyla y'nin 0 olma durumu egale edilmiş olur. Yani y kesinlikle sıfırdan küçük olacak ki ikinci öncüle baktığınız zaman bunu da görüyorsunuz. Şimdi x'in birden küçük veya eşit olması gerekiyor dedik ama birinci öncüle x sıfırdan küçüktür demiş. X ya 1 bölü 2 ise o zaman kesinlikle doğru değildir çünkü daima doğru olan sorulmuş bize. X eksi y 1'dir denilmiş. Burada y sıfırdan küçük olduğu için şu birinci verilen ifadede mutlak değer y dışarı eksi y diye çıkacaktır. Çünkü y sıfırdan küçük eşittir 1 olacaktır ki x eksi y'nin 1 olduğu kesinlikle doğrudur. Çünkü biz bunu bu şekilde bulduk. Üçüncü öncülde doğruysa cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı da D seçeneğiydi dedik ve devam ediyoruz gençler. Bir diğer sayfamızda bu sayfanın çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. 2 sayfayı bitirdik. 9. soru. Şimdi bir eşitsizlik var. Çözüm kümesi bulunacak. Bu adımlar uygulanarak da çözülmüş. Bu adımlarla alakalı şu öncüllerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakalım hadi çözümümüze. Şimdi 1 bölü 2'nin bu kuvvetiyle 1 bölü 4'ün bu kuvveti. 1 bölü 4'ü biliyorsunuz 1 bölü 2'nin karesidir. Şimdi 1 bölü 2'nin karesi olduğu için sevgili arkadaşlar. Bunun da x kare eksi x eksi birinci kuvveti olduğu için bu 2'yi bununla çarparız. Çarpınca da bu geliyor bakın. 2x kare eksi 2x eksi 2 birinci adımda bir sıkıntı yok. Şimdi doğal olarak ikisinin de tabanları eşit olduğu için yani şunlar eşit olduğu için artık gönül rahatlığıyla şunları kontrol etmek geliyor içimizden. Ve diyoruz ki bu bundan küçüktür demiyoruz. Küçüktür demiyoruz, büyüktür diyoruz. Sebep çünkü taban 0 ile 1 aralığındaysa eğer o zaman üstlerin kıyaslarken buradaki işareti yön değiştiriyoruz. Ve bundan kaynaklı arkadaşlar ikinci adımda bir hata olduğunu da görüyoruz. İkinci adımda uygulanan hatadan kaynaklı artık geri kalan adımlar sevgili arkadaşlar yanlış olacaktır. Çözüm kümesi doğru bulunmuştur diyor. İkinci adım hatalıydı. Birinci adımda doğru yapılmıştır evet. İkinci adımda hata yapılmıştır evet. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir diğer sorum 10. soru. Aşağıda dik koordinat düzleminde tepe noktaları verilen paraboller fx eşittir x kare paraboline farklı dönüşümler uygulanarak elde edilmiş. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki parabollerden birisi değildir diye soruluyor. Şimdi x kare parabolünü biliyorsunuz şu sevgili arkadaşlar. Bu mavi ye göre şimdi biz yorum yapacağız. Bakın şu pembe grafik direkt 2 birim sola kaydırılmış halidir. Yani x kare parabolünü 2 birim sola kaydırmak demek x artı 2'nin karesini almak demek. Sola kaydırıyorsak x'e ekliyoruz arkadaşlar. X artı 2'nin karesi 3'e getirilmiş. X artı 3'ün karesi 2 değilmiş arkadaşlar. X artı 3'ün karesi burada mevcut mu? Yani fx artı 3 mevcut mu arkadaşlar? Mevcut bakın burada. Peki yeşile bakalım. Bunu da 6 birim sola kaydırıp 2 birim yukarı kaydırmış. Bakın 6 birim sola kaydırdım. 2 birim de yukarı kaydırdım. Yani fx artı 6 artı 2. Bakın bu da var.
Şimdi diğerleri ters dönmüş olanlar. Yani siyah ve turuncuya bakacağız. Bunlar ters dönmüş. Ters döndürmek için f(x)'i öncelikle eksiyle bir çarpacağız. Eksi olacak. Böylelikle ters döndürmüş olduk. Ters döndürdükten sonra da bakın buraya eksi 2'ye 5 olduğu için 2 birim sola, 5 birim yukarı taşıyacağız. 2 birim sola taşımak için ekledim. 5 birim yukarı taşımak için de 5 ekledim. Yani eksi f(x) artı 2 artı 5. Bu da sevgili arkadaşlarım bakın A seçeneğinde mevcut. Bir de şuradaki turuncuya bakalım. Turuncu için konuşursak da şu parabol için konuşuyoruz yine. Yani eksi f için konuşuyoruz. 5 birim sağa, 3 birim yukarı. Sağa kaydırmak için 5 çıkaracağım. Ve yukarı kaldırmak için de 3 ekleyeceğim. Eksi fx eksi 5 artı 3. Bu da E şıkkında verilmiş. Demek ki cevabımız C sevgili arkadaşlar. Bununla alakalı bir parabol bulamadık. Evet, 10. sorumuzu da böylelikle çözmüş olduk. Geride bıraktık. Bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyoruz 11. soruyla. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx ve gx fonksiyonlarından birisi sabit fonksiyon, diğeri ise doğrusal fonksiyondur. Bu fonksiyonlardan doğrusal olanın tersi de aynı zamanda kendine eşit. Şimdi tersi kendine eşitse bu fonksiyon birim fonksiyon olabilir. Yani fx eşittir x olabilir. Veyahut arkadaşlar biliyorsunuz ki fonksiyonların tersleri alınırken y eşittir x doğrusuna göre, yani şu doğruya göre simetriği olanlar tersleri kendilerine eşit oluyordu. Yani pardon, simetri olunca tersini almış oluyorduk. Şimdi bunları da sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bunun 45 derecelik bir açıya sahip olduğu için buna dik olan doğruların da simetrikleri, bakın şu şekilde, buna dik olanların da simetrikleri yine kendilerine tabii ki eşittir. Buna dikse de demek ki şurasıyla 45 derecelik açı yapıyordur ki şurada 45 derecelik bir açı, 90 derecelik bir açı kalsın, yani dik olsun. O halde bizim fx fonksiyonumuz ya da gx, artık hangisi doğrusal fonksiyonsa, eksi x artı bir şey olabilir. Ona da a diyelim artık. Şimdi tabii eğimi 45 derece olsun diye, yani şuradaki açısı 45 derece olsun diye eksi x yaptık biliyorsunuz. Şurası 135 olursa tanjant 135, eksi 1 olduğu için eğim eksi 1 olacaktır. Pekala, şimdi f ve g fonksiyonları için birinde f bileşke g2, yani f g2, ötekinde de g f2 verildiğinden hangisinin sabit hangisinin doğrusal fonksiyon olduğunun bir önemi yok. Varsayalım ki burada g fonksiyonu sabit olsun. G fonksiyonu sabit fonksiyon. G fonksiyonu sabit fonksiyonsa bakın G'nin cevabı burada içerisi ne olursa olsun, dikkat edin, içerisi ne olursa olsun 4 çıktığına göre demek ki Gx fonksiyonumuz daima ve daima 4'e eşit. Şimdi G2 neye eşittir o zaman? G fonksiyonu sabit fonksiyon demedik mi? O da 4'e eşittir. Aslında bizden ne isteniyor? F4 isteniyor sevgili arkadaşlar. F4. Şimdi aslında F4 istenmiyor. F4 verilmiş. Eşittir 4. Şimdi f4 4 ise o zaman şöyle diyeceğiz. F4 eşittir 4 ise bize 3 sayısının doğrusal fonksiyonu altındaki görüntüsü sorulmuş. O zaman f3 de 3 olmalıydı. Değil mi? Şıklarda yok. Hangisi olabilir demiş. O zaman fx fonksiyonumuz bu. Ve buradaki şu a'yı nasıl bulacağız? F4'ün 4 olduğu bilgisiyle. Eksi 4 artı a eşittir 4 ise demek ki a burada 8'miş. Yani benim fonksiyonum eksi x artı 8'miş aslında. O halde bizden de f3 istendiği için yerine yazarsınız. Eksi 3 artı 8'den doğru cevap 5 gelecektir deriz. Yani cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 12. soruyla. Birim kareli kağıt üzerine yerleştirilmiş dik koordinat düzleminde eksi 6 4 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki şekilde verilmiş bakın. Eksi 6 ile 4 kapalı aralığında seçilen a'lar için bu koşulu sağlayan a gerçel sayılarından kaç tanesi şu eşitliği sağlar demiş. Bakın bu eşitlik çok güzel bir eşitlik aslında. Burada fa'yı yalnız bırakır mısınız lütfen? 3 fa eşittir eksi a yapar. Buradan da fa eşittir eksi a bölü 3 yapar. Şimdi değişken burada a olarak düşünecek olursa bizim fonksiyonumuz aslında burada fx eşittir eksi x bölü 3 gibi bir fonksiyon düşünelim ve bunun da grafiğini çizelim. Eğimi eksi 1 bölü 3 olan fonksiyonu ve tabii ki orijinden geçen fonksiyonu çizeceğiz. Eğimi 1 bölü 3 ise sevgili arkadaşlarım 1'e 3 bakın şu şekilde. Yani şuradan geçecek, yani buradan geçecek, buradan geçecek ve buradan geçecek. Hepsinden geçeni şu şekilde çizebiliriz. Tabii ben rahatlıkla çizerim çünkü kalem düzeltiyor.
Siz de rahatlıkla çizebilirsiniz aslına bakarsanız. Şimdi ne demiş? Bu eşitliği sağlar. Sağlayanlar bu grafikte kesişen noktalardır. 1, 2, 3 noktada kesiştiği için toplamda sevgili arkadaşlar 3 tane olacaktı. Doğru cevap C seçeneği olur. Devam ediyorum. 13. soruyla bir sembolik mantık sorusu. Güzel de bir sembolik mantık sorusu. Bu denemenin derken 15'li denemenin mantık sorularını ben beğendim açıkçası. Sizler de beğendiğiniz diye düşünüyorum. Aynı lokantada yemek yiyen Ayşe, Betül ve Sefa isimli 3 arkadaşın her biri döner, köfte ve pide yemeklerinden farklı birini yemişlerdir. Bununla ilgili olarak da 3 tane önerme verilmiş ve şu önerme yanlışmış. Burada ana bağlaç ise yanlışsa demek ki bu 1, burası 0 veya bağlacı 0 ise 0 ve 0 olacaktır. Yani P1'miş, bunlar 0. Şimdi kim hangi yemeği yemiştir diye soruluyor bize. Bakın Ayşe döner yememiştir diyor. Evet doğru. Ayşe'nin döner yemediğini biliyoruz artık. Dolayısıyla dönerleri silebiliriz arkadaşlar. Tabi bununla değil şununla silelim ki üstü karalansın. Döneri sildim. Betül köfte yemiştir, yanlışmış. O zaman Betül köfte yememiştir. Betül'den köfteleri de silelim. Sefa pide yememiştir diyor. Bu yanlışsa Sefa pide yemiştir. Şu şekilde. Ve Sefa'nın pide yediği sevgili arkadaşlarım sadece bu var. Yani o zaman Betül döner ve Ayşe de köfte yemiş. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Evet güzel, bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyoruz 14. sorumuzda. A ve B farklı yarıçap sayılar olmak üzere. Bakın birinci denklem x kare eksi ax artı b eşit 0. İkinci denklemde x kare artı x eksi 2a eşit 0 olarak verilmiş. Birinci denklemin kökler toplamının ikinci denklemin bir kökü. İkinci denklemin kökler çarpımının ise birinci denklemin bir kökü olduğu biliniyor. Buna göre a artı b toplamı sorulmuş. Şimdi birinci denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan kaynaklı a'dır arkadaşlar. A demek ki bunun kökü. İkinci denklemin kökler çarpımı da eksi 2a'dır. Dolayısıyla demek ki eksi 2a da bunun kökü olacak. Şimdi a bunun kökü ise yerine bir yazalım. A'nın karesi artı a eksi 2a eşittir 0'ı sağlamak zorundadır. Burada a kare eksi a eşittir 0'dır diyebiliriz. A parantezinde a eksi 1 eşittir 0 olacaktır. Ve buradan a ya 0'dır ya da 1'dir sevgili arkadaşlar. Şimdi a için iki tane farklı durum söz konusu. Daha sonrasında eksi 2a da bunun köküydü, bakın onu da yerine yazalım. Eksi 2a'nın karesi 4a kare yapar. Eksi a çarpı eksi 2a artı 2a kare yapar. Artı bir de b'miz var eşittir 0. Yani burada arkadaşlarım 6a kare artı b eşittir 0 diyebiliriz. Şimdi iki tane ihtimal var. A eşittir 0 ise diyelim. A eşittir 0 ise b de 0 olur. A eşittir 1 ise diyelim. B eşittir eksi 6 olacaktır. Ve A ve B farklı gerçel sayılar demişti dikkat ederseniz. A 0 ise B'de 0 olma durumu şuradaki A ve B'nin farklı gerçel sayılar olma durumunu engelliyor. Dolayısıyla bu olmaz. Demek ki A 1'miş, B'de eksi 6'ymış. Toplamları soruluyor bize. Doğru cevap E seçeneğindeki eksi 5 olacaktı sevgili gençler. Böylelikle 14. sorumuzu da çözmüş olduk. Edirne dedik. Devam ediyoruz. 15. sorumuzda bir polinom sorusu. Bu yayının polinom sorularını beğeniyorum. Px 4. dereceden bir polinom olmak üzere. Px ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Katsayıları toplamı eksi 80'miş. Yani bu ne demek arkadaşlar? P1'in eksi 80 olduğu bilgisi verilmiş bize. Biliyorsunuz katsayılar toplamı sorulduğu zaman x gördüğümüz yere biz sadece 1 yazıyorduk. Sabit terimi 24 ise x gördüğümüz yere 0 yazdık. P0 eşittir 24'müş diyebiliriz. Şimdi iki tane bilinen var. Ekstradan en büyük bilgiyi sona saklamış. X artı 1, x eksi 3 ve x artı 4'te de tam bölünebiliyormuş. O zaman benim px polinomum aslına bakarsanız. Şimdi baş kat sayısını bilmediğim için buraya ben a dedim. Çarpı. Daha sonrasında x artı 1 diye bir çarpanımız varmış çünkü tam bölünüyor. X eksi 3 diye bir çarpanımız ve x artı 4 diye bir çarpanımız varmış. Dördüncü dereceden olduğu için bir de buraya x eksi ne diyelim, n diyelim. Tamam. Evet, polinomum aşağı yukarı bu. Ben buradaki a ve n'yi nereden bulurum? P1 ve P0'ı boşuna vermemiş. O halde ben neyi kullanayım? Önce P1'i kullanalım. P1 eşittir a çarpı 2 çarpı 1'i yerine yazarsanız eksi 2 çarpı 5 çarpı 1 eksi n eşittir eksi 80 diyelim. Ve buradan gençler şu kısma bakacak olursanız 1'i yazmıştık değil mi? 2 eksi 2 tamam doğru. Şurası arkadaşlar bakın bize eksi 20'yi verir.
Şurayı şöylece sildim. Karşı tarafı eksi 20'ye bölersem burası 4 olur. Yani a çarpı 1 eksi n eşittir 4 geldi. Bu cepte. Gelin bir de P0'ı kullanalım. P0 eşittir diyorum. Yerine yazalım. A çarpı 1 çarpı eksi 3 çarpı 4 çarpı 0 eksi n. 0 eksi n eksi n yapar. Dolayısıyla direkt oraya eksi n yazacağım ben. Şu şekilde. Eşittir diyorum 24. Şimdi bakın şuradaki eksiyi de şuradaki eksiyi bir götürelim. 3 kere 4 12 yapar. 12'yi sildim buradan. 12'yi buradan da silersem burası 2 olur. Ve böylelikle a çarpı n'nin aslında 2 olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Bunları birbirine oranlarsanız eğer a'lar birbirini götürür. Ve 4 bölü 2 de 2 olduğu için 2 bölü 1 içler dışlar çarpımı 1 eksi n eşittir 2 ne derim. Ve buradan 1 eşittir 3 n olur. N de eşittir 1 bölü 3 gelir sevgili arkadaşlar. Şimdi n'yi bulduk. N'yi bulduğumuza göre a'yı da bulabilir miyiz? Evet, çünkü a çarpı n kaçtı arkadaşlar? 2 idi. N burada 1 bölü 3 ise a eşittir 6'dır arkadaşlar. Şimdi a'yı 6 bulduk. Px eşittir 6 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 4 çarpı x eksi n'yi kaç bulmuştuk? 1 bölü 3. Polinom bu. Bizden istenen x eksi 2 ile bölümünden kalan. Yani x gördüğün yere 2 yaz diyor bize arkadaş. O halde px eşittir p2 eşittir diyelim. 6 çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı 6 çarpı 2 eksi 1 bölü 3 yani 5 bölü 3 dedik. O halde şuradaki 3 ile şuradaki 3'ü sadeleştirdim. 5 kere 6 30, 30 kere 6 180, bir de eksi 1 ile çarparsanız eksi 180 bize cevabı verecekti. Evet, gayet güzel bir polinom sorusuydu. Devam ediyorum 16. sorumla. Baş katsayısı 3 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için. Şimdi baş katsayısı 3 ise gençler, ben hemen diyorum ki Px eşittir 3x kare artı ax artı b dedim. P1, P0 ile 2'nin toplamıymış. Şimdi P1'i bir bulalım. P1 arkadaşlar 3 artı a artı b'dir. P0 da direkt b'dir. Ve ben şunun yani 3 artı a artı b'nin şunun 2 fazlası yani b'nin 2 fazlası olduğunu biliyorum. O halde bakın b'ler gider. 3'ü karşıya atarsanız a eşittir eksi 1 gelir. Yani benim px polinomum aslına bakarsanız 3x kare a gördüğüm yere eksi 1 yazabilirim artık eksi x ve artı b'ymiş. Şimdi demiş ki p2 de p1 ile k'nın toplamına eşittir. O zaman p2'yi bir bulalım. P2 eşittir 12 eksi 2 artı b dedim. Ve p1 de sevgili arkadaşlar p1 de 3 bakın şurada yerine yazarsanız eksi 1 artı b'dir. Ve ben p1'in üzerine k ekleyince buna eşit oluyormuş. O zaman 12'den 2'yi çıkardım. 10 artı b eşittir diyorum. Şuna bir de k ekleyeceğiz. 3'ten 1 çıktı. 2 artı b artı k dedik. B'ler birbirini götürdü. 2'yi bu tarafa attım ve 8 eşittir k geldi. Bizden de zaten k istenmişti. Doğru cevap c seçeneği olacaktı dedik. 16. soruya da Ceyhan dedik. Devam ediyoruz 17 ile. N pozitif tam sayıları için R gerçel sayılar kümesinin bu şekilde alt kümeleri tanımlanmış. Buna göre bu 3 ifadeden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle gençler A1, A2 ve A3'ü bulalım. A1 eşittir diyorum. Yerine yazacağız bakın. Burada 1 olduğu için artık şuralarda N gördüğüm yere 1 yazacağım. Eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1 bölü 1 yani eksi 1 gelecek arkadaşlar. Eksi 1 küçüktür. X bu da küçüktür 2 bölü 1'den 2. Yani A1 kümemiz eksi 1 ile 2 aralığındaki reel sayılar. A2 kümemize bakalım. Eksi 1'in karesi 1 bölü 2. Bakın burası 1 bölü 2 geldi. Küçüktür X bu da küçüktür 2 bölü 2'den 1 yapar. Bir de A3'ümüzü bulalım. A3 de eksi 1 bölü 3 küçüktür X bu da küçüktür 2 bölü 3 yapacaktır arkadaşlar. Pekala. A1 ile A2'nin kesişimi A2'dir demiş. Bakın A2 yani şu bunun bir alt kümesidir. Daha dar bir bölgedir bunun içerisinde. Dolayısıyla A1 ile A2'nin kesişimi A2 A1'in alt kümesi olduğu için A2'ye eşittir. Birinci öncül doğru arkadaşlar. Daha sonrasında 2'ye bakalım. A2 ile sevgili arkadaşlarım
A3'ün kesişimi A1'dir demiş. Yani şununla şunu kesiştirirsen demiş, şunu bulursun. Hayır tabii ki de. Çünkü bunda bunun kesişiminde sevgili arkadaşlarım alt sınırların büyüğüyle üst sınırların küçüğünü alacağız. Yani 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 aralığıdır bunların kesişimi. Ve doğal olarak sevgili arkadaşlarım bu küme buna birinciye eşit değildir. Bu gitti. Şu doğruydu. A1 ile A3'ün kesişimi A3'tür demiş. Yani bir nevi A3 A1'in alt kümesidir demiş. Bakalım şu şunun alt kümesi mi? Evet, alt kümesi. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı. Yani cevap D şıkkıydı sevgili gençler. Devam ettim 18'de. ABC kümeleri için SA3 yani A kümesi 3 elemanlı, B kümesi 3 elemanlı olmak üzere dik koordinat düzleminde A birleşim B kartezyen çarpım C kümesinin grafiği şekildeki gibidir. Şimdi A birleşim B'nin içerisinde 1, 2, 4 ve 5 varmış. A birleşim B, 1, 2, 4 ve 5 varmış arkadaşlar, tamam mı? O zaman C kümesini de bulalım. C kümesi daha net çünkü şuradakiler C kümesini verir. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4 ve 5. Güzel. C fark A kesişim B kümesinin eleman sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı. Şimdi A kümesi 3 elemanlı. B kümesi 3 elemanlı iken birleşimlerinin 6 elemanlı olmasını beklerdik açıkçası. Ama 4 elemanlı gelmiş. Demek ki bunların ikişer elemanı birbirinin aynısı. Yani örnek veriyorum. A kümesi 1, 2 ve 4 iken B kümesi 1, 2 ve 5 gibiymiş. İkişer elemanı birbirinin aynısı olmalı ki bunların birleşimi 1, 2, 4, 5'i versin bize. Şimdi demek ki A kesişim B'nin kesinlikle ama kesinlikle 2 elemandan oluştuğunu biliyorum. Ama bu 2 eleman hangi 2 eleman olduğunu bilmiyorum. Tabii şöyle bir durum var. Burada sevgili arkadaşlarım A birleşim B ile A birleşim B ile C kümesinin ortak olan elemanları bakın bir 1 var, bir de 4 var, bir de 5 var. Yani 3 tane eleman var. Bu 3 elemandan herhangi ikisi olabilir A kesişim B'nin içerisinde. Mesela 1 ve 4 A kesişim B olabilir. Böylelikle ben C kümesinden bunları çıkarırsam 3 ve 5 kalır ve C fark A kesişim B kümesi 2 elemanlı olabilir. Ama A kesişim B'nin içerisinde illaki 1 ile 4 değil, 1 ile 4 değil. Mesela 1 ile 2 de olabilir. Yani şuradaki ortak olmayan elemanlardan C'de olmayan bir eleman da olabilir. Eğer 1 2 olursa C kümesinden şu kümeyi çıkarırsanız elinizde 3 elemanlı bir küme kalacaktır. Başka da bu C fark A kesişim B'nin başka bir eleman sayısı olamaz. 2 artı 3 sorulmuş bize. Doğru cevabımız 5 olacaktı. Evet, 18. sorumuzu da böylelikle çözdük. Devam ediyoruz 19. soruyla. 3'ü sarı 7'si beyaz olan 10 tane düzgün altıgenden oluşan aşağıdaki şekilde gençler birer kenarları ortak olan altıgenlere komşu altıgenler denir. Her bir sarı altıgene kendisiyle komşu olan beyaz altıgenlerdeki sayıların da toplamı aynı zamanda yazılıyor. Buna göre x, y, z sayılarının doğru sıralanışı hangisidir? Bakın şunların toplamı gösteriyorum hemen. Şunun, şunun, şunun ve şunun toplamı x'e yazılıyor. Şimdi ben bunları topluyorsam içlerini çarpıyorumdur. Ve x, y ve z için her biri aynı durum geçerli olduğu için bunları logaritma sorusu olarak düşünmeyip içlerini çarparak bulabiliriz. Mesela x için şunu söyleyebiliriz. Farklı bir kalemle yazalım. X için 3 çarpı, 4 çarpı, 7 çarpı 8 diyebiliriz. Peki y için hemen etrafındakileri çarpacağız. Nedir etrafındakiler? 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6 ve 8. Hemen z sayısı için düşünelim. Etrafındakiler 2, 3, 4, 5. Z bayağı küçükmüş değil mi? O zaman en küçük z midir? Evet. Peki şimdi x mi büyük yoksa y mi büyük? Veya x mi küçük y mi küçük, buna bakacağız. Bakın şu 4'ler zaten ortak. 8'ler de ortak. 5 kere 6, 30. 3 kere 7, 21. Demek ki x daha küçük ve daha sonrasında y. Yani z, x, y bizim sıralamamız olduğu için doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. 19. soruyu çözdük ve C dedik. Devam ediyoruz 20. soruyla. Gözünüzle çözmeniz gereken bir soru bence 20. soru. Bakalım. Ben de gözüyle çözemeyenler için güzel bir açıklama yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum şu an.
A sayısı 1 artı log 3 tabanında 5. Şimdi şu 1'i ben logaritma 3 tabanında 3 diye yazayım. Çünkü bunların her birinin tabanı 3 gördüğünüz gibi. Logaritma 3 tabanında 3, logaritma 3 tabanında 5, 3 tabanında. Yani tek sayıların bu şekilde tek sayıların 3 tabanındaki logaritmalarının toplamı gibi düşünebilirsiniz bunu. Pekala, olduğuna göre demiş. Logaritma 3 tabanında 34 faktöriyel eksi. Şimdi şu kısma bakacak olursanız. Logaritma 3 tabanında 34 faktöriyeli ben şu şekilde biraz şuraya yazmak istiyorum. Neden? Çünkü buraya bir kesir çizgisi atacağım. Neden? Çünkü arada eksi var. Eksi varsa logaritma biliyorsunuz içlerini bölüyorsunuz. Şunları da tek tek toplarsanız 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 çarpı nokta 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 hop 34 olması gerektiğini görüyoruz. Şimdi burada 34 faktöriyel dediğimiz sayı da aslına bakarsanız onu da silelim. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı nokta 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 33 çarpı 34 olduğunu biliyorsunuz. Burada 34'ler yani çiftler, işte 6'lar, tabii ki buradaki 8 de gidiyor. 4'ler, 2'ler hepsi birbirini götürdü ve geriye sadece ne kaldı? 1'i görmezden gelebilirsiniz. Çarpma da etkisiz elemandı zaten. 3, 5 ve en son 33 mü kaldı? Buraya bakıyorsun, 3 çarpı 5 çarpı 7 çarpı 9 çarpı en son 33 mü oluyordu? Geriye elimizde kalan sayı zaten buradakinin aynısıymış. Yani A'nın ta kendisiymiş. O halde cevabımız A seçeneği olacaktı deriz. 21. Çevre uzunluğu 6 santim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt. Aşağıdaki gibi sarı ve mavi renklere boyanmış. DEFG bir kare arkadaşlar. Şurası. Pardon, özür dilerim. AKFE kare, DEFG ve KBLM birer dikdörtgen. GMMFFK bunların hepsi birbirine eşit. Şurası logaritma 4 tabanında 2x. Şurası logaritma 4 tabanında 2x artı 12. Yukarıda verilenlere göre sarı boyalı bölgenin çevresiyle mavi boyalı bölgenin çevresinin toplamı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bu şeklin tamamının çevresi 6'ymış ya. Çevresini bulmak için ne yapıyoruz? Şununla şunu toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Yani o zaman bununla bunun toplamı 3'tür. Logaritma 4 tabanında, ikisi de 4 tabanında olduğu için içlerini çarpmak zorundayım. 2x ile 2x'in çarpımı 4x kare. 2x ile 12'nin çarpımı artı 40 değil 24x diyeceğiz. Ve bu da kaçmış? 3'müş dedik. Şimdi o halde gençler 4'ün kübü eşittir içerisi diyoruz, tamam mı? Yani 4x kare artı 24x eşittir 64. Her birini 4'e bölün, x kare artı 6x eşittir 16 gelir ve böylelikle x kare artı 6x eksi 16 eşittir 0 olur. Bakın ben burayı x'e x, burayı da artı 8'e eksi 2 diye parçalarsam eğer x eşittir 2 veyahut x eşittir eksi 8 gelecektir. X eksi 8 olamaz. Neden? Çünkü logaritmanın içerisine negatif bir ifade yazamam biliyorsunuz. Logaritmanın içi pozitif olmalıydı. Yani x kaçmış? 2. O halde şurası logaritma 4 tabanında 4'ten kaynaklı 1'dir. Yani şurası 1'miş. Şuraya bakacak olursanız da 2 kere 4 8. Pardon, 2 kere 2 4. 12 daha 16. Logaritma 4 tabanında 16 da hop 2'dir. Çok güzel. Şimdi gençler. Bakın o zaman şunları sildim. Ve ben artık diyorum ki şurası 1'miş. O halde burası 1 bölü 3'tür. Burası 1 bölü 3'tür. Burası 1 bölü 3'tür. Burası kare olduğu için burası da 1 bölü 3'tür. Ve şurası da 2'ymiş. Yani o zaman 2 eksi 1 bölü 3'ten şuradaki 1 bölü 3'ü çıkarırsanız. Burası da 2'den 1 bölü 3'ü çıkardık. Ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 3 geldi. Demek ki burası da 5 bölü 3'müş. Sarı boyalı bölgenin çevresi 1, 2, 3, 4, 5 şu şekilde yaparsanız 6 tane 1 bölü 3'ten 6 kere 1 bölü 3 6 bölü 3 yani 2 yapar. Bakın sarı boyalı bölgenin çevresi 2. Şimdi geçelim maviye. 1 bölü 3 1 bölü 3 daha 2 bölü 3 2 bölü 3 de burada 4 bölü 3 artı 5 bölü 3 5 bölü 3 daha 10 bölü 3 yapar. Toplarsanız 14 bölü 3 gelir. Ve bizden sarı boyalı bölgeninle bölgeyle 14 bölü 3 yani mavi boyalı bölgenin çevreleri toplamı istenmişti. 2 kere 3 6 14 ekledim 20 bölü 3 bize cevabı verecekti. Doğru cevabımız D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. 21'i de böylelikle çözdük ve devam ediyoruz 22 ile. Eşkenar üçgenler kullanılarak elde edilen bir örüntünün ilk 3 adımı aşağıda verilmiş. Bu örüntüde eninci adımdaki yeşil renkli eşkenar üçgen sayısı AN, sarı renkli eşkenar üçgen sayısı BN dizisi olarak tanımlanıyor. Örneğin A3, 3'teki yeşil renkli üçgen sayısı 4.
İkinci adımdaki sarı renkli üçgen sayısı 3 olduğu için bunlar buna eşittir diyor. B40'tan A30'u çıkarırsan ne olur diye sorulmuş. Şimdi B40 demek 40. üçgendeki sarı üçgen sayısı. A30 da 30. üçgendeki yeşil üçgen sayısı anlamına geliyor. Şimdi o halde şöyle diyelim. Sarı üçgen sayılarını bulmak aslında çok kolay. Çünkü 4. adıma geçildiği takdirde 4. adımda şuralara üçgenler koyacağız ve bu üçgenler sarı olacağı için sevgili arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 olacak. Yani aslına bakarsanız 2 adımda 1, 3 tane üçgen ekleniyor bunların üzerine. 2 adımda 1 ama. Mesela 1. adım yeşil üçgenler için söylüyorum. A1 eşittir 1. A2'ye bakıyorsunuz o da 1. Şimdi A3'e baktığınız zaman 3. adımda 4 tane yeşil üçgen var. 4. adımda da 4 tane yeşil üçgen olacak ama 5. adımda 3 daha eklenip 7 olacak. 6. adımda yine 3 aynısı olacak 7. Bu şekilde gidiyor. 1 1 4 4 7 7 biçiminde. Ve dikkat edin arkadaşlar, bize ne sorulmuş? A30. Şimdi A30 sorulduysa ve ikişer ikişer bu şekilde gidiyorsa demek ki 15. adım soruluyor. Yani ben artık şunu düşüneceğim. 15 defa arttırdığım zaman karşımıza ne çıkar, bunu düşünmemiz gerekiyor. Mesela burada 1'di ya, burada 1'di. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım, ikinci adımda bir tane 3 ekledim. İkinci değiştiğinde 2 tane 3 eklemiş oldum. O zaman 15'te 14 kere değişecek. Yani 1'in üzerine 14 tane 3 ekleyeceğim. Ki bu da 3 kere 14 42 yapar. Bir tane daha eklersek 43 gelir. Demek ki A30 43'müş. Şimdi sarı üçgen sayısı için çok daha basit düşüneceğiz. Çünkü sevgili arkadaşlarım, B40 için yani 40. adımdaki sarı üçgen sayısını bulmak istiyoruz. Bakın ikinci adımda direkt 3 ya. Dördüncü adımda ne oluyordu bu? 6 oluyordu. Yani hep 3 ile çarpıyoruz. Değil mi? Şimdi o zaman şöyle 3 ile çarpıyoruz derken ikinci adım da yarıya bölüp 3 ile çarpıyoruz. 2'ye böl 1 çarpı 3'ten 3 tane. 4'ü 2'ye böl 2 çarpı 3'ten 6 tane. O zaman 42'ye böl 20, 3 ile çarp 60 tane. Burada da 60 tane varmış. 60'tan 43'ü çıkarırsanız cevabın 17 olması gerektiğini görebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 23 ile. AN bir geometrik diziymiş. A1, A3, A5 yani tek indisli 25'e kadar olan terimlerin toplamı 270. Çift indisli ve 26'ya kadar olan terimlerin toplamı 180. AN dizisinin ortak çarpanı sorulmuş bize. Ortak çarpan. Şimdi bunlar bir geometrik dizi ya hani. Üst tarafı A1 parantezini alırsanız 1 artı bakın A3 demek A1 çarpı R kare demekti. Dolayısıyla burada R kare kalır. A5 için R üzeri 4 diyebiliriz artık, parantezi aldık. Nokta nokta nokta, bakın A25 için de R üzeri 24 diyebiliriz. Alttakini, bu 270'miş bu arada. Alttakini de A2 parantezine alalım. A2 parantezinde bakın şurada ne kalır? 1 artı şurada ne kalır? Yine R2. Şurada ne kalır? R üzeri 4 artı nokta nokta nokta. A26'da ne kalır? Yine R üzeri 24 kalır. Bu da kaçmış? 180. Tabi ister istemez aynı çarpanları görünce insanın bunları bölesi geliyor değil mi? Biz de bölelim o zaman. Böldüğümüz takdirde şunlar aynı olduğu için ve çarpım durumunda olduğu için birbirini götürür. A1'in A2'ye oranı sıfırlar gitti. 9'a da bölerseniz bunları 3 bölü 2 gelir. Şimdi bizden ne isteniyor? Ortak çarpan. Bunları bir ters çevirirseniz A2 bölü A1 diye eşittir 2 bölü 3 olacaktır. Ve A2 bölü A1 aslında bize ortak çarpanı veriyordu biliyorsunuz. R 2 bölü 3'müş. Cevabımız C idi. Hayırlı uğurlu olsun. Ve gençler devam ediyorum. Bir diğer soruyla, bir sayma konusundan bir soru. Ne demiş soruda bize, bir okuyalım. Kimyasal maddelerin üzerinde bulunan sağlık ve güvenlik amaçlı uyarı işaretlerinden bazıları aşağıdaki gibidir. Bu 6 uyarı işareti düz bir duvara başta ve sonda aynı renk uyarı işareti olmak şartıyla kaç farklı şekilde yan yana dizilebilir diye sorulmuş. Aynı renkler başta ve sonda olacakmış. Mesela kırmızılar olsa bunlar, birini başa birini sona koyduk ama yerde değiştirebilirler. 2 faktöriyel çarpı. Diğer geriye kalan 4 tanesi 4 faktöriyel biçimde sıralanabilirler aralara. Veya başa ve sona mavi gelebilir. 2 faktöriyel çarpı. Diğerleri sıralanabilir. Kahverengiden başta ve sonda olma ihtimali yok. Çünkü zaten tek başına. Dolayısıyla cevabımız bu.
Şurası 48. Hocam burası da 48. O zaman cevap 96 olur. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Geçtik 25'e. K'bi gerçel sayı olmak üzere x küp çarpı y eksi 6 y karenin n'inci kuvveti ifadesinin açılımındaki terimlerden bir tanesi bakın buymuş. K kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir kere burada x küpün dördüncü kuvveti alınmış. Yani x küp çarpı y'nin dördüncü kuvveti alınmış. Ki böylelikle x üzeri 12 elde edilmiş. Dikkat edin buradan da zaten kendi kendine y üzeri 4 geliyor. Ve bize y üzeri 8 lazım. Yani bir tane daha y üzeri 4 lazım. O zaman buradaki eksi 6 y karenin de sevgili arkadaşlarım. Demek ki ikinci kuvveti alınmalı ki böylelikle y üzeri 4 daha gelsin. Şuradaki y üzeri 4 ile beraber y üzeri 8 yapsın. Demek ki bunun dördüncü, bunun ikinci kuvveti alınıyorsa n burada 6'ymış. Çünkü bunların toplamı her zaman n'yi verir. O zaman buraya da 6'nın ikilisi yazmak mecburiyetindeyim. Hatırlayın formülü. Neydi? N'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Bu formül soruların %99'unda kullanılır binomda. Unutmayın. Bilmeyen varsa da öğrensin. K kaçtır diye soruluyor. K bunların kat sayısıydı. 6'nın ikilisi 15 çarpı eksi 6'nın karesi de 36'dır biliyorsunuz. 15 kere 36 da bize 540'ın ta kendisini verir. 25'i de çözdük ve devam ediyorum. 26 ile bu da son soru olacak matematik adına. Daha sonrasında geometrileri Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nın sizler için çözüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun, benden de selam söyleyin. Şekilde verilen hesap makinesinde tam kare belirten tuşlara basıldığında kare kökü, diğer tuşlara basıldığında sayının kendisi ekranda görünmekte. Örneğin 9 tuşuna basıldığında ekranda 3 sayısı çıkıyor çünkü 9 tam kare. Ama 2 tuşuna basınca kök dışına çıkamadığı için ekranda direkt 2 yazıyor. Hesap makinesindeki tuşlardan sadece üzerinde rakam yazılı olanlara 2 kez basıldığında 23 sayısının ekranda görülme olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi bir kere tüm durumu bir bulmamız gerekiyor bizim. 10 tane rakam var biliyorsunuz. 10 tane rakam var. Bu 10 tane rakamdan sevgili arkadaşlarım 2 tanesine basacağız ya. 10 çarpı 10'dan 100 tane farklı, birbirinden farklı kombinasyonda biz sayılara basabiliriz. Yani tüm durum 100. Tabii şu kalemle yazalım. Tüm durumumuz 100. Peki istenilen durum ne? İstenilen durum az ve doğal olarak sayabiliriz. Mesela 23 elde etmek lazım ya. Birincisine 2'ye basarsam 2 çıkar çünkü tam kare değil. İkincisine 3'e basarsam 3 çıkar çünkü tam kare değil. Yani 23 durumlardan bir tanesi. 2 ve 3'e basarsak olur. 2 yerine 4, 4'e basarsam ve 3 yerine de yine 3'e basarsam 4'e bastığım zaman 2 görüneceği için yine benim ekranıma 23 çıkacaktır. Bu da olur. Burayı 2, burayı 9 yazarsam da olur. Bakın 9'a basarsam 3 çıkacak ve ekrana yine 23 yazacak. Veyahut buraya 4, buraya 9 yazarsak 4'e basınca 2, 9'a basınca 3 çıkacağı için yine 23'ü elde edebiliriz. Yani bu da olur. Toplamda 4 tane durum söz konusu. Yani buraya 4 yazacağım. Olasılık yüzde kaçtır diye sorulmuş. Zaten bunun okunuşu nasıl? 4 bölü 100 değil mi? Ya da yüzde 4 diye okuyoruz bunu. Cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili gençler. Evet, böylelikle arkadaşlarım bunu da bitirmiş olduk 9. denemeyi. Artık ne diyoruz? 10. denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.